Güzel ahlakın bir sınırı var mıdır? İnsan belli bir ahlaka ulaştıktan sonra bu kadar yeter diyebilir mi? Güzel ahlakın hiçbir sınırı yoktur. Yapılan her tavrın, söylenen her sözün daha güzeli, daha iyisi mutlaka vardır. İnsanın hiçbir zaman için bu kadar yeter ya da en iyisi budur diyebileceği bir durumu olamaz. Dahası insan ne zaman kendini yeterli görmeye başlarsa, o zaman ahlakında, tavırlarında bozulmalar ortaya çıkmaya başlar. Kendini geliştirmeye, yenilemeye ihtiyacı olmadığını düşündüğü için hiçbir güzellikten istifade edemez hale gelir. Bunun sonucunda da ahlakında ilerleme kaydedemez. Allah ayetlerinde kendini yeterli, yani müstani gören kimselerin ahlaklarında bozulma olacağına şöyle dikkat çekmiştir. Hayır, gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünden. Bu nedenle insan, hayatının son anına kadar sürekli olarak kendisini geliştirmeye ve hep daha güzel olanı, daha iyi olanı elde etmeye çalışmalıdır. Zira hiçbir insan ahirette Allah'ın kendisi hakkındaki hükmü belli olana kadar Allah'ın rızasını ve cennetini kazandığından emin olamaz. Kur'an ahlakına uymanın aileye getirdiği faydalar nelerdir? Kur'an ahlakında anne ve babaya karşı saygı vardır. Allah Lokman Suresi 14. ayette şöyle bildirmektedir. Biz insana, anne ve babasına iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana, hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Kur'an ahlakını yaşayan bir evde kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anneye, babaya ve diğer aile fertlerine karşı son derece saygılı bir tavır gösterilir. Her zaman müjdeli ve sevinçli bir ortamda yaşanır. Yoksulluk veya zenginlik, aile fertlerinin birbirlerine karşı bağlılıklarını, sevgilerini ve saygılarını hiçbir zaman azaltmaz. Aile fertleri her ortamda birbirlerine destek ve yardımcı olurlar. Kur'an'a göre anne ve babaya karşı gösterilmesi gereken tavır nasıl olmalıdır? Allah Kur'an'da anne babaya karşı güzellikle davranılmasını emretmiştir. Anne babaya karşı güzel söz söylemek, saygı ve sevgi göstermek, merhametli davranmak, Kur'an ahlakının bir gereğidir. Allah bu konuda ölçü olarak anne babaya öf bile denmemesi gerektiğini bir ayette şöyle açıklamıştır. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onları esirge. Anne ve baba çocuklarının inancını paylaşmayıp, iman etmeyi kabul etmeseler dahi, müminler onlara karşı merhametli ve saygılı tavırlarını değiştirmezler. Dine muhalif olan tavsiyelerinde onlara uymaları söz konusu değildir. Ancak bu, onların saygı anlayışlarında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Her ne koşulda olursa olsun, anne babalarına karşı güzel davranmakla sorumlu tutulmuşlardır. Allah, Kur'an'da şöyle buyurmuştur.
biz insana, anne ve babasına karşı güzelliği tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim. Kur'an'da Allah'ın büyüklenenleri sevmediği belirtiliyor. Kur'an'a göre büyüklenmek ne anlama gelmektedir? Kur'an'a göre böbürlenen insanların en belirgin özelliği, sahip olduğu her şeyin kendisine Allah tarafından verildiğini unutmasıdır. Bu kişi, sahip olduklarıyla övünüp şımarır ve kendini üstün görür. Bu konudaki önemli bir yanılgı, böbürlenerek Allah'a karşı büyüklenen insanların sadece küstah karakterli kişiler olduğunun düşünülmesidir. Halbuki bir insanın güzelliğini kendisine Allah'ın verdiğini unutması ve bunun etkisinde olması da böbürlenmektir. Ya da kazandığı başarılarla övünmesi, Allah'a karşı aczinin farkına varmaması da böbürlenmektir. Bu nedenle her insanın büyüklenmekten şiddetle kaçınması gerekir. Allah'a karşı aciz ve muhtaç olduğunu, sahip olduğu her şeyi Allah'ın dilediği anda elinden alıp yok edebileceğini düşünmesi ve bu gerçekleri bir an bile unutmaması gerekir. Müminlerin alçak gönüllülüğü nasıldır? Alçak gönüllü olmak, Kur'an'da önemli bir mümin özelliği olarak geçer. Büyüklenen ve şımarıp azgınlık yapanların da Allah tarafından sevilmediği ayetlerde haber verilir. Müminler Allah'ın her şeyi yarattığını, her şeyin tek sahibi olduğunu ve insanlara tüm nimetleri verenin Allah olduğunu bilen insanlardır. Dolayısıyla bir mümin, Allah karşısındaki acizliğinin farkında olduğu için yersiz bir büyüklenme ve kibir içine girmez. Ne kadar güzel, zengin, zeki ya da itibarlı olsa da bunlardan dolayı böbürlenmez. Çünkü bunları ona Allah'ın verdiğini bilir. Bu yüzden diğer insanlara karşı tavrı da daima tevazulu olur. Kendi özelliklerini ön plana çıkarmaya, sürekli güzel yönlerini vurgulamaya çalışmaz. Çünkü yaptığı her şeyin karşılığını yalnızca Allah'tan bekler. İnkarcıların yeryüzünde büyüklenmesinin aksine, tevazu sahibi müminler alçak gönüllülükle hareket ederler ve bu tevazuları dış görünüşlerine de yansır. Allah, müminlerin tevazulu tavrına Furkan Suresi 63. ayetinde şöyle dikkat çekmiştir. O Rahman'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Bu güzel ahlaklarının sonucunda da Allah müminleri şöyle müjdelemiştir. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Gururlu ve kibirli bir insana karşı nasıl bir tavır göstermek gerekir?
Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de şartlara, kişilere ve ortama göre güzel ahlaklarından ya da inançlarından taviz vermemeleridir. Bu nedenle gururlu ya da kibirli bir tavırla karşılaştıkları zaman da hiçbir şekilde karşı tarafın içerisine düştüğü hataya düşmez ve onun seviyesine inmezler. Aksine mütevazı ve alçak gönüllü tavırlarıyla karşı tarafa da örnek olmaya çalışırlar. Allah'ın razı olacağı tavır da budur zaten. Allah Kur'an'da kötü bir tavra güzel ahlakla karşılık verildiğinde bunun karşı taraf üzerinde de etkili olacağını bildirmiştir. Fussilet suresinde şöyle buyurulmaktadır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Başkalarını sürekli uyaran, ancak söyledikleri şeyleri kendileri uygulamayan kimseler Kur'an'da nasıl tarif edilir? Kur'an'da Allah müminlere birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men etmelerini öğütlemiştir. Bu Allah'ın beğendiği bir tavırdır. Ama asıl önemli olan kişinin başkalarına hatırlattığı konulara kendisinin de dikkat etmesi ve onlara ahlakıyla örnek olabilmesidir. Eğer kişi bir tavrın yanlış olduğunu biliyor ve bundan rahatsızlık duyuyorsa, bu durumda kendisi de doğru olanı uygulamakla aynı derecede sorumludur. Allah bu konuyu müminlere şöyle hatırlatmıştır. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? Dolayısıyla bir insanın öncelikle kendisini düzeltmesi, bundan sonra çevresini uyarması gerekir. Eğer güzel ahlakı savunuyor ama bunu kendisi günlük hayatı içinde uygulamıyorsa, o zaman bu kişinin samimiyetinden söz edilemez. İman eden kimseler öfke duyarlar mı? İman edenler doğal olarak her insan gibi çeşitli olaylar karşısında öfkelenebilirler. Ama müminlerin üstün ahlaklarının en önemli göstergelerinden biri öfkelerini yenmeleridir. Kontrolsüz bir kızgınlığın kendilerine bir fayda getirmeyeceğini, aksine öfkelendiklerinde akılcı davranamayacaklarını, adaleti koruyamayacaklarını bilirler. Böyle bir durumda hem kendilerine hem de etraflarına herhangi bir zararı dokunabilecek yanlış kararlar vermekten çekinirler. İşte bu yüzden müminler sabırlı davranırlar, affedici bir tutum sergilerler. Allah, Ali İmran Suresi 134. ayetinde müminlerin bu özelliğini şöyle övmüştür. Onlar, bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ancak öfkeyi tutup yenmekten kastedilen, pasif, ses çıkarmayan, her şeyi kabullenen bir tutum olarak anlaşılmamalıdır. Elbette müminler olaylar karşısında tepki gösterirler. Kötü bir davranış, kişilere zarar verebilecek bir ortam varsa buna hemen engel olurlar. Ama bunu uygularken duygularına kapılmaz, aksine akılcı tavırlar göstererek çözüm üretirler. Karşı tarafı içinde bulunduğu hatalı durumdan çıkarmak, ona doğruyu göstermek için çalışırlar. Kur'an'da müminlere emredilen adalet anlayışı ne şekildedir?
Allah müminlere olayları her zaman en adil şekilde Kur'an'da belirttiği sınırlara göre değerlendirmelerini emretmiştir. Bu hükme uymak önemli bir mümin özelliğidir. Çünkü insanın kimi zaman verdiği bir karar ya da yapacağı şahitlik kendisinin aleyhine olabilir. Ya da yakınlarından birinin menfaatine dokunabilir. Ancak Allah'tan korkan bir insan için bu tehlikelerin hiçbir önemi yoktur. Çünkü müminlerin işlerindeki tek ölçü Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olmayacağı bir hareketi yapmak, belki zahiren o an için kişiye fayda getirecekmiş gibi gözükebilir. Ancak Allah razı olmadıktan sonra elde edeceği dünyevi bir menfaat, hiçbir kimseye huzur ve mutluluk vermeyecektir. Bu nedenle müminler, kendileri veya yakınları aleyhine de olsa adaletli davranırlar. İnsanların adaletsiz karar vermelerine neden olabilecek bir diğer tehlike de kişilere karşı duydukları kızgınlıktır. Eğer bir insan başka bir insana karşı kızgınlık veya kin duyuyorsa, ona bir menfaat sağlamak, onun hayrına bir harekette bulunmak istemez. Ancak müminler böyle bir durumda da Allah'ın rızasını düşünürler. Bu nedenle karşılarındaki kişi kim olursa olsun adaletli davranmaktan vazgeçmezler. Çünkü Allah iman edenlere Maide suresi 8. ayetinde "Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır." şeklinde emretmiştir. Kur'an'daki temizlik anlayışı nasıldır? Müminler fiziksel olarak tertemiz insanlardır. Yaşadıkları ortamlar, bedenleri, giydikleri giysiler, Müddessir suresinin 4 ve 5. ayetlerindeki elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş hükmü gereği tertemizdir. Bulundukları bütün yerleri de Kur'an'da tarif edilen tertemiz cennet ortamlarına benzetmeye çalışırlar. Yedikleri yiyecekler, Bakara suresi 172. ayetindeki "Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin, hükmü gereği temizdir." Allah, müminlerin temizlik anlayışının nasıl olması gerektiğine daha pek çok ayetinde dikkat çekmiştir. Bunlardan bir tanesinde şöyle buyurulmaktadır. "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükûa ve sücuda varanlar için evimi tertemiz tut." Manevi temizlik nasıl olur? Allah Kur'an'da insanın ruhen tertemiz olmasından da bahseder. Nefsindeki kötülüklerden uzak duran, nefsini arındırıp temizleyen insanların kurtuluş bulacağına ayetlerinde dikkat çeker. Şems suresi 8 ve 9. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. "Sonra ona fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur." İnsanın manevi yönden temiz olması, ayette bildirildiği gibi nefsinin emrettiği kötülüklerden tamamen uzak durmasıyla mümkün olur. Manevi yönden temiz olan kişi, samimi bir imana, huzurlu bir ruh haline sahiptir. Yaptığı her iş gibi, her düşüncesi de hayırlıdır. Karşısına çıkan bütün olaylarda Allah'tan razı olmuş bir tavır gösterir. İçi de dışıyla birdir. Ayrıca Allah'tan gelen her şeyin kendisi için mutlaka hayırlı olduğunu bilir. Böyle insanlar nefislerindeki pisliklerden arınan insanlardır. Allah Fatır Suresi 18. ayetinde bu insanların güzel bir sonla karşılaşacaklarını şöyle haber vermiştir.
kim temizlenip arınırsa, artık o kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır. Kur'an'da yetimlerin bakımı nasıl tarif edilmektedir? Kur'an'da Duha suresinin 9. ayetindeki "Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme" hükmüyle yetim çocuklara karşı merhametli olunması ve onlara güzellikle davranılması emredilmiştir. Allah başka ayetlerde de yetimler hakkında adaleti ayakta tutmayı, kazanılan mal ve paradan yetimlere pay ayırmayı ve onlara iyilikle davranmayı emretmiştir. Ayrıca yetimlerin mallarını adaletle harcamayı ve belirli bir akli olgunluğa eriştiklerinde de mallarını onlara geri vermeyi de öğütlemiştir. Allah Kur'an'da ayrıca yetim olanın güzel ahlaklı, iyi bir kul olarak yetiştirilmesini, yani eğitiminde özenli ve titiz olunmasını da tavsiye etmiştir. Ve müminleri, yetimleri koruma ve maddi güvence altına alarak yetiştirme konusunda şöyle teşvik etmiştir. Ve sana yetimleri sorarlar. De ki, onları ıslah etmek hayırlıdır. Eğer onları aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Mümin kişi, yetimin malına haksızlık yapmaya asla yanaşmaz. Çünkü Allah, yetimin malına göz dikerek bu maldan çıkar sağlama gibi merhametsizce bir tavrı ayette büyük bir suç olarak tanımlamıştır. Nisa suresinde şöyle buyurulmuştur. Yetimlere mallarını verin ve murdar olanı temiz olanla değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. İşte tüm bunlardan dolayı müminler yetimlerin mallarını onlar büyüyüp kendilerine bakacak duruma gelene kadar büyük bir itinayla muhafaza eder ve onlar yetişkin bir yaşa geldiklerinde bütün haklarını kendilerine devrederler. Öte yandan yetimlerin hakkını yiyen ve onları üzüp mağdur eden insanlarsa Allah'tan korkmayan kimselerdir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de bu kişiler hakkında şunları buyurur. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Hastalık, sakatlık, fakirlik ya da herhangi bir fiziksel eksiklik karşısında şikayet etmek doğru olur mu? Hastalık, sakatlık gibi eksiklikler, insanın dünya hayatının geçiciliğini anlaması, cennete özlem duyup bu yönde çaba harcaması için Allah tarafından yaratılmış özel durumlardır. Dolayısıyla bu eksiklikler aslında Allah'ın kullarına olan lütfundan kaynaklanmaktadır. Dünyada eksiklik gibi görünen bu konular, ibret almasını bilen bir insan için sonsuz hayatında fayda verecek büyük birer nimete dönüşürler. Nitekim Kur'an'da dünya hayatının eksikliklerine ve zorluklarına karşı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla tevekkül edip sabır gösteren kimselere cennet vaat edilmiştir. Dahası Allah cennette bu kimselerin hem manevi hem de fiziki açıdan tüm eksikliklerini giderecek ve onları en güzel surette hem de sonsuz bir yaratılışla yaratacaktır. İşte bu nedenle dünyadaki fiziksel acizlikler karşısında insanın yapması gereken şey, sonsuz akıl ve merhamet sahibi olan Rabbine tamamen teslim olmasıdır. Çünkü Allah'ın bir insan için belirlediği kaderde kişinin hiç bilmediği hayırlar ve pek çok hikmet vardır. İnsanların fakirlik, çirkinlik ya da hastalık gibi hoşlarına gitmeyen durumlara karşı isyankâr ve şikayetçi bir tutum içinde olmaları, Kur'an ahlakına uygun değildir.
Elbette insan hastalıkları yenmek için modern tıbbın bütün imkanlarına başvuracak, zorlukları aşmak için gayret gösterecektir. Ancak bütün gayretine rağmen beklemediği bir sonuçla karşılaştığı zaman insana düşen görev, Allah'ın kendisi için belirlediği kadere razı olmaktır. Unutmamak gerekir ki herhangi bir durumdan şikayetçi ve memnuniyetsiz olan bir insan, aslında Allah'ın kendisi için dilediği bir güzelliğe karşı memnuniyetsiz bir tavır göstermiş olur. Buysa Allah'a karşı büyük bir nankörlüktür. Çünkü Allah, her olayı insanı denemek amacıyla yaratmakta ve onun sonsuz kurtuluşuna bir vesile kılmaktadır. Müminlerin bu konuda göstermesi gereken tevekküllü tavırsa Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.